Bir insan düşünün, hayalleri ve yürütmekte olduğu mesleği olan, hayallerini gerçekleştirmek için sadece hedefine odaklanarak ona ulaşmaya çalışan bir genç kız, alçak bir katil tarafından kapısının önünde katlediliyor. Bugün 25 Eylül 2005'in erken saatlerinde Londra'nın Croydon kentinde öldürülen, İngiliz bir kuaför olan, aynı zamanda güzelliğiyle de dikkat çeken, modellik hedefleri olan Sally Ann Bowman'ı inceleyeceğiz. Videoya geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi seyirler dilerim. Sally Ann Bowman, 11 Eylül 1987 tarihinde Güney Londra'nın Carshalton kentinde boşanacak olan Paul ve Linda Bowman'ın 4 kızından en küçüğü olarak dünyaya geldi. Croydon'daki Brit Sahne Sanatları ve Teknolojisi Okulu'na katıldı. 1.80 boyundaki Bowman'ın bir gün Vogue'nin kapağında görünme hayalleri vardı. Aynı zamanda süper model Kate Moss ile de karşılaştırılmıştı. 2004 yılında okulu bıraktıktan sonra yarı zamanlı olarak kuaför ve model olarak çalışmaya başladı. Ocak 2005 tarihinde yerel bir modelleme ajansı olan Pulse Model Management'a katıldı. Swatch saatlerinin yüzü olmuştu. Hemen ardından Nisan 2005 tarihinde Switch Alternatif Moda Haftası'na da katıldı. Tarihler 4 Eylül 2005'i gösterdiğinde saat 22.00'da Bowman, ablası Nicole ve bir grup arkadaşı Croydon'daki Lloyd's Bar'a gittiler ve burada saat 01.00'a kadar kaldılar. Sally Ann Bowman bardan ayrıldıktan sonra taksiyle bir arkadaşının evine götürülmeden önce 15 dakika kadar dışarıda bekledi. Biraz bekledikten sonra eski erkek arkadaşı Lewis Spraston ile temasa geçti ve Nicole'un kavga nedeniyle tutuklandığını söyledikten sonra Spraston onu alıp evine götürmeyi kabul etti. Bir taksiye binerek Croydon şehir merkezine geri döndü ve burada Spraston saat 02.20 civarında onu aldı ve Blenheim Crescent'teki evine götürdü. Arabadayken Bowman ve Spraston birbirlerini sadakatsizlikle suçlayarak tartıştılar ve bu da son olan ayrılıklarına büyük katkıda bulunmuştu. Saatler ilerledi ve saat 04.00'dan sonra Sally Ann Bowman arabadan indi ve Spraston yola çıktı. Dakikalar sonra Bowman boynundan ve karnından bıçaklandı. Ölü ya da ölmek üzereyken istismara uğradı. Çantası, hırkası, iç çamaşırı ve cep telefonu olmak üzere tüm eşyaları çalındı. Polis başlangıçta Spraston'a şüpheli muamelesi yaptı. Hemen ardından da tutuklama kararı verdi. 4 gün gözaltında tutulduktan sonra DNA kayıtları onu şüpheli olmaktan çıkardı ve suçlama olmaksızın serbest bırakıldı. Aradan belli bir zaman geçtikten sonra tarihler 28 Haziran 2006'yı gösterdiğinde 35 yaşındaki Croydonlu Mark Dixie, Sally Ann Bowman'ı öldürme şüphesiyle tutuklandı. Bowman'ı öldürmekle suçlanmasının hemen ardından duruşmayı beklemek üzere gözaltına alındı. Bu gelişme polisin 2 hafta önce şef olarak çalıştığı barda bir kavgaya karıştı iddiasıyla Dixie'yi tutukladığında ondan DNA örneği alan polisin cinayetle ilgili delil olarak DNA bağlantısı keşfetmesinin ardından gelmişti. 18 aydan fazla tutuklu kalan Dixie, 4 Şubat 2008 tarihinde Londra şehri Old Bailey'de Sally Ann Bowman'ı öldürmekle suçlanarak yargılandı. Onu evinin önünde yerde bulduktan sonra ona istismar ettiğini itiraf etti. Ancak bu alçak onu öldürdüğünü reddetmişti ve onu bulduğunda öldüğünü veya ölmek üzere olduğunu fark etmediğini de söylemişti. Yani alçak yalan söylüyordu. Mark Dixie 3 saatlik jüri görüşmesinden çıkan kararın ardından 22 Şubat 2008 tarihinde oy birliğiyle alınan kararla Sally Ann Bowman cinayetinden suçlu bulundu. Aynı günün ilerleyen saatlerinde Old Bailey'de yargıç Gerald Garden Dixie'ye en az 34 yıl olmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Bu demek oluyor ki onun 70 yaşına geleceği en az 2040 yılına kadar şartlı tahliye için değerlendirilmesinin pek olası olmadığı anlamına geliyordu. Bu Birleşik Krallık'ta tek bir katile uygulanan en uzun asgari cezalardan biri olarak tarihe geçmiştir. Sally Ann Bowman soruşturmasını yöneten dedektif Başkomiser Stuart Candy, Mark Dixie'nin cinayetten mahkum edilmesinin ardından fikirlerini şöyle aktardı. Benim fikrimce ulusal bir DNA kaydı tüm uygun koruma önlemleriyle birlikte Bowman'ın katilini 24 saat içinde tespit edebilirdi. Bunun yerine neredeyse 9 saat sürdü. Mark Dixie'nin kimliğinin ortaya çıkmasından aylar önce ve adaletin yerini bulması neredeyse 2,5 yıl sürdü. Sözlerini bırakmıştı. 11 Eylül 2008 tarihinde Sally Ann Bowman'ın 21. doğum gününü kutlamak için
bir anma töreni düzenlendi. Balonlar North End'de Primark'ın dışındaki Central Croydon'da serbest bırakıldı. Tarihler Ağustos 2017'yi gösterdiğinde Boomer'ın ailesi mezarının vandallar tarafından defalarca hedef alınması nedeniyle 4 yıl önce küllerinin çıkarıldığını açıkladı. Bu arada vandallar ne diye soracak olursanız arkadaşlar belki merak edenleriniz çıkar. Vandallık veya akım olarak vandalizm, bilerek veya isteyerek kişiye ya da kamuya ait bir mala, araca ya da ürüne zarar verme eyleminde bulunan kişilerdir. Bunun da bilgisini geçerek bir videonun daha sonuna geliyoruz. Sizler Sally Ann Bowman vakası ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve hayatınız boyunca karşınıza iyi insanlar çıkması dileğiyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.